Hababam sınıfı. Hafize Hanım'ın zili. Trilyon verseler vermem. Sağlık durumu ile gündemde olan Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçının vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Benim kardeşim, o zaman benim buranın yerlisi gibi muamele görmem gerekiyor ya. Müzisyen ve oyuncu olan Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Sevilen sanatçı, 69 yaşında hayatını kaybetti. Yüzümü yeniden çizmek istedim. Yılların o derin çizgilerini gönlümce boyayıp silmek istedim. 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özkan Uğur, müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü isminde zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 yılında Kızıl Toprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğine başladı. Bekledim dön diye. 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etti. Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken aynı zamanda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengiyle başarıyla icra etmekteydi. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılarda dikkat çekmiştir. (Gülüyor) 1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol almıştır. 1998-2001 yılları arasında İkinci Bahar dizisinde zabıta rolünde oynamıştır. ATV'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sunan Uğur, Komiser Shakespeare filminde de rol almıştır. Ayrıca Yeter Anne dizisinde anne rolündeki Suna Pek Uysal'ın oğlunu canlandıran Uğur, Alacakaranlık adlı dizide Bedir Büyükdereci rolünü canlandırmıştır. Gelmiyor ki kimse abi. Kıymet burası zaferim, kıymet. Dokunduğun her yer kıymet. Cennet Mahallesi dizisindeki Beter Ali rolüyle hafızalara kazınan Uğur, Gora filminde Garavel rolünde oynamış, Arok filminde ise Dimi rolünde oynamıştır. Evet, evet bu Ceko. Ama Ceko'nun babası ben değilim. 2009 yapımı olan Yahşi Batı filminde de Kızılderili Şefik Kızılkayalar rolüyle beyaz perdede Cem Yılmaz'a eşlik etmiştir. 2010 yılında yayımlanmaya başlayan Türk Malı dizisinde oynayan Uğur, 2014 yılında Pek Yakında filminde Ejder rolüyle beyaz perdeye bir kez daha çıkmıştır. 2010 yılında yakalandığı lenf kanserini atlatan Uğur, 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görmeye başladı. 2023 yılında yaklaşık 1,5 ay yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Uğur'un, uygulanan tedaviler sonucu hastalığı gerilemeye başlamıştı. Ancak takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturmamaya başladı. Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gönlümce boyayıp silmek istedim. Cenazesinde onlarca sevenini bir araya getiren Özkan Uğur'dan geriye ise bizlere bıraktığı sonsuz eserler kaldı.